İşte paketleme budur. Kırılmamış Gönül. Aa, Gönül kırılmamış. Kırmamış da Gönül. Şaşkınım yani, nasıl? Gönül Hanım. Buyurun. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Bu kadar darbeye kırılmadım. Çok şaşırdım. Paketleme tekniğimiz sayesinde Gönül Hanım. İşte kilometrelerce gidecek eşyalarınızda bir çizik dahi olmayacak. Hüsşük evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat gururla sundu. Peki, ne diyorsunuz, anlaştık mı? Vallahi abi, bilemiyorum ki Tuna. Yani bana gayet profesyonel bir izin verdiler Gönül. Yani? Kararınızı hemen bekliyoruz. Her şeyi de beğendim yani, bu sunum yani gösteri de gayet güzeldi yani. Gönül Hanım, lütfen bize güvenin. Sizin eviniz bizim evimiz sayılır. Kendi evimizi taşıyormuş gibi emniyet göstereceğiz. Evet, kararınız nedir? Bey, Tuna ne diyorsun? İyi, madem siz taşıyın, tamam. Doğru bir karar verdiniz Gönül Hanım. Hayırlı olsun o zaman. Biz tarih netleşince Hüseyin size haber veririz, tamam? Doğru karar vermek Gönül yengenin işi. Hayırlı uğurlu olsun Tuna Bey. Bir miktar kapora rica edebilir miyiz? Ah, tabii 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 tabii. Sömestri sizin için boş bırakacağız. Yeter mi? Yetmez ama idare edeceğiz Tuna Bey. İyi akşamlar Tuna Bey. İyi akşamlar. Hazır olun. Sözleşmemizi imzalayıp kaparamızı aldık Yakup. Bize artık karada ölüm yok Şükrü. O aklına gelen son hamleyle işi kaptık abi. Yoksa Gönül Hanım bizi evine taşıtmazdı. Az daha işi kaçırıyorduk ama dominant teyzeyi dize getirdik Şükrü. Yine ne hinlik yaptın Hüseyin? Hüseyin abim, ufak bir hamleyle tarihin akışını değiştirdi Yakup. Ne yaptı bu kopuk Hüseyin Şükrü? Şöyle Yakup, Hüseyin abim göz boyamamız lazım dedi. Koliyle ufak bir gösteri yapmaya karar verdik. Dolu koliyle boş koliyi değiştirdik Yakup. Ondan sonra da doluymuş gibi boş koliyle tiki taka futbol oynadık salonun ortasında. Guardiola görse kıskanırdı Yakup. Ardından kolileri tekrar değiştirdik Yakup. Dolu kolinin içindeki vazoyu Gönül Hanım'a takdim ettik. Harika fikirdi Hüseyin abi. Abartma Şükrü. Resmen Gönül Hanım'la Tuna Bey'i kandırmışsınız. Ufak bir illüzyon gösterisi yaptık Yakup. Evet, kapı filt yapınca böyle demiyorsun ama. Fazla konuşma, çay çek. Böylelikle ilk işimizi kaptık Yakup. Çok yaşa Hüseyin abi. Viva çaycı Hüseyin. Viva. Viva. Hatice'm dün gece hiç uyumadı abi. Bana böyle baktı durdu. Nasıl baktı? Böyle. İyi yapmış. Kurs nasıl gidiyor Yiğido? İdare eder Yakup abi. Ne yani, kötü mü? Ya bütün derslerin sınavını verdim abi. Bir ders var, onu galiba geçemeyeceğim. Akşamüstü onun sınavı var. Hangi dersmiş o Yiğido? Yakın dövüş abi. Abi, yakın dövüş diyor. Yakın dövüş mü dedin sen? Yakın dövüş Hüseyin abi. Bir türlü yapamıyorum hareketleri. Eğer bu sınavı geçemezsem bir ay sonraki sınava hazırlanmam lazım. E tabii bu arada da bir tane de iş kaçıracağım. Vah vah. Yüzmüş yüzmüş, kuyruğuna gelmiş, orada kalmış. Fark ettim Şükrü. Koçum, daha önceden neden söylemedin? Yakın dövüş benim ilgi alanıma giriyor. Senin mi Hüseyin abi? Evet. Siyah kuşağım var oğlum benim. Evet Guido, Hüseyin abim karate, aikido, kickboks dallarında siyah kuşak sahibidir. Sakata gelmeyelim Yakup abi.
Vallahi bilemem Yiğido. Bunlar kemerlerini kuşak sanmasınlar. Yiğido, ben gençliğimi dövüş sporlarına adadım. Saçmalama Hüseyin. Sen ne anlarsın yakın dövüşten falan? Bıdı bıdı yapma Yakup. Çay yap. Yiğido, sen bu sınavı geçmek istiyor musun, istemiyor musun? Sen bana onu söyle. İstiyorum Hüseyin abi, istiyorum. Eğer bu sınavı geçersem bir aylık konser turne programı var abi. Oraya çalışmaya gideceğim. O zaman gel Şükrü abinin yamacına bakalım. Şimdi bu dövüş sporlarını ben önceden yapıyordum. Bıraktım. Yıllar önce kendimi kontrol edemeyip öğretileri kötüye kullandım. O gün bir daha yakın dövüşmeyeceğim diye yemin etti Hüseyin abi. Hatırlatma bana Şükrü, hatırlatma. Moralim bozuluyor, o günleri hatırlatma. Peki abi, nasıl istersen. Sus Şükrü. Tövbemi bozuyorum. Sana dövüş sanatını öğreteceğim. Ama bir kavgada sakın bunları kullanmayacaksın Yiğido. Asla kötü amaçlar için kullanmayacaksın. Sadece savunma amaçlı kullanabilirsin. Söz mü? Söz Hüseyin abi. Şükrü, benim malzemeleri sandıktan çıkar. Ciddi misin abi? Sence? Ciddisin. Ben gidip çıkarayım da alıp geleyim abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.